Hayırlı Bey, İtalya Saçı'nın 4. bölümüne hoş geldiniz. Hoş buldum Ersin. 31 Mart seçimlerini geride bıraktık. Ancak Balıkesir basını, Balıkesir medyası siyasileri konuşmaktan ziyade kendi içinde bir mücadeleye girdi. Herkesin bir rol çalma çabası içinde olduğunu görüyoruz. Sizce Balıkesir basını nereye gidiyor? Balıkesir basını felakete gidiyor Ersin. Nasıl felakete gidiyor? 31 Mart seçimlerinden önce gücün yanında olan arkadaşlar şu an ne yapmaya çalışıyorlar? Yeni dönemde kendilerine bir yer bulmaya, bir denge gözetmeye çalışıyorlar. Çok kararsızlar. Muhalefette mi kalmalıyız? Yoksa Ahmet Akın'ın ya da diğer kazanan Cumhuriyet Halk Partili belediyelerinin yanında süt liman mı oturmalıyız? Buna karar verebilmiş değiller. Hatta çokça kendi işlerinde de konuşuyorlar. İşte Ahmet Akın'a çaksak mı? Ona böyle yazsak mı? Şunu şöyle yapsak mı? Bence gazetecilik yapsınlar. Yani sağa sola sataşmaktan ziyade gazetecilik yapmaya devam etsinler. Yani şu anda hala hazırda Balıkesir'de gazetecilerin büyük bir çoğunluğu ekonomik kaygılar gerekçesiyle gazetecilik etiğini bir kenara bırakıp işi maddiyata mı döktüler demek istiyorsunuz? Zaten öyle değil miydi? Bizim isyanımızda, söylemlerimizde bununla alakalı değil miydi? Mesela Mesut Akbüyük geçen çıktı, bir şeyler açıkladı değil mi? 32 milyon civarında basına para dağıtılmış dedi. Şimdi orada da şöyle bir durum var. Karesi Belediyesi'nden çok para alanlar Karesi Belediyesi'nin verilerinin açıklanmasını istemiyor. Büyükşehir açıklasın diyor. Büyükşehir'den alanlar da diyor ki Karesi açıklasın. Cemiyet bile karıştı bununla alakalı. İşte geçen bir deklarasyon yayınladılar. Ne dediler? Basın mensuplarına öcü gibi göstermeyin gibi bir şeyler söylüyor. Evet, ona katılıyorum. Ama o cemiyet Cumhurbaşkanlığı genel seçimlerinde bizim muhabirlerimiz AK Parti tarafından saha dışına atılırken, engellenirken, darp edilirken çıkıp da bir kelime söylemedi. Olay paraya dönünce maşallah kalkıp da orada ahkam kesme biliyorlar. Yok gazetecileri öcü gibi, evet gazetecileri öcü gibi göstermesinler. Ama bir cemiyet başkanı da bir cemiyet başkanı gibi davransın. Hani Yücel Yılmaz'a iki internet sitesi üzerinden faturalar kesiyordu o cemiyet başkanı. Sokakta gezerken Yücel Yılmaz güzellemesi yapıyordu. 10 Ocak gazeteciler gününde gazetecilere rüşvet teklif ettirmedi mi Ersin Yücel Yılmaz'a? Ne dedi? Basın konutları yapacağız. Ya onun konuşulacağı gün o gün mü? O gün basın özgürlüğü var mı? Basın rahat mı? Basının problemleri ne? Bunları konuşmamız gerekiyordu. Yetmedi. Sabah öğretmen evindeki kahvaltıda rüşvet teklif etti Büyükşehir Belediye Başkanı. Cemiyet Başkanı da bunu şakşakladı. Hiç yetmezmiş gibi akşam Agiros Otel'de basın daire başkanından memnun olanlar bir alkışlasın dedi Yücel Yılmaz. Cemiyet Başkanı en başında alkışlıyordu onu. Nasıl cemiyet başkanlığı bu? O zaman burada şu soruyu sormak istiyorum. Balıkesir'deki gazeteciler cemiyeti kimin cemiyeti? İktidarın cemiyeti. Yani eğer cemiyet başkanı aklını başına almazsa bence o koltuktan bir an önce kalkmalı. Sağlığı da müsaade etmiyor Ramazan abinin. Bu arada ben Ramazan abiyi severim. Çocukluğumda evinde çok salça ekmek yedim. Allah razı olsun, burada problem yok. Ama bir kişinin iyi bir insan olması sadece cemiyet başkanı olmasına yetmez. O vasıfları taşıması lazım. Ekonomik kaygılar duymaması lazım. Ve herkese eşit olması lazım. Bir cemiyet başkanı 10 Ocak'ta gazetecilere, yerel gazetecilere ödül dağıtırken kendi kadrosunun içindeki adamlara dağıtmak yerine işini layıkıyla yapanlara ödül vermesi gerekmez mi? Orada bir tane arkadaşa yılın gazetecisi ödülü verdiler. Ya adamın internet sitesi yok, gazetesi yok, gazetecilik vasfı yok. Tek yaptığı neydi? Yücel Yılmaz'ın etrafında gezip kralsın, paşasın demekti. Bu adamları ödüle layık görüyorsunuz ama biz sizi o koltuğa layık görmüyoruz buradan. Bunu çok açık bir şekilde söylüyorum. Peki mevcut başkan yeni dönemde nasıl bir rol oynamaya çalışıyor? Meclis toplantısında benimle beraber değil miydin Ersin, ilk Büyükşehir'in? Ne yapıyordu cemiyet başkanı? Orada geziyordu. Bağlantılar kurmaya çalışıyordu. Yine kendisi için çalışıyordu orada. Ben gazeteciler adına bir eylem yaptığını düşünmüyorum. Peki yeni dönemde Balıkesir basını nasıl bir sınav verecek? Şimdi Ersin, Balıkesir basını eğer gerçekten gazeteci olanlar için ben bir problem olduğunu düşünmüyorum. Gazetecilik yapmaya devam edecekler burada. Yani şudur, yeni kazanan belediye başkanları iyi şeyler yaptığında iyi yazacaklar, kötü şeyler yaptığında kötü yazacaklar burada. Burada sorun yaşanıyormuş gibi gösterenler gazeteci değiller benim gözümde. Ben bunu açık bir şekilde söyleyeyim. Bir gazeteci doğruları yazıyorsa, işini yapıyorsa niye kaygı duyuyor kendisinden? Ha, demek ki gazetecilik sıfatı yok ki kaygı duyan arkadaşların. Ekonomik endişeye düşüyorlar orada. Kusura bakmasın, ben dün de onları gazeteci olarak saymıyordum. Bugün de saymıyorum.
Ben cemiyetinde kim gazeteci, kim gazeteci değil, bunu bir an önce çıkıp bir açıklamasını istiyorum. Cemiyet kalkıp orada kim ne para almış, kim ne para almamış açıklama derdine düşmesin. Bu memlekette kim gazeteci, kim gazeteci değil, kim televizyoncu, kim değil, bunu açıklasınlar orada. Yani şuraya getirmeye çalışacağım lafı. Mesut Akbik çıksın, isimleri verdi diyelim, tamam mı? Şu 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 kurum dedi. Diyelim ki işini layla yapan X kurumu 100 bin lira para almış belediyeden aylık. Ama hiçbir gazetecilik faaliyetinde bulunmayan B kişisinin 100 bin lira almasıyla işini yapan kişinin 100 bin lira alması aynı şey mi? Değil. Asıl zan altında kalan gerçek gazetecilik yapanlar. Ki bunların da sesi çıkmıyor. Sen gördün mü sokakta işini dört dörtlük yapan birisinin bağırıp çağırıp listeleri açıklayın şöyle yapın dediğini? Yok. Sesini çıkarmıyor kimse. Korkusu olan galiba sesini çıkarıyor. Bence korkusu olan sesini çıkarıyor. Şimdi kalkıp bize birisi sen belediyeden bu parayı niye aldın dediğinde ben bunu açıklayabilir miyim? Açıklarım. Ya gidip bir haberini yapmışımdır. Ya gidip bir içeriğini yayınlamışımdır. Bunun için para almışımdır. Benim kendimden korkum yok ki kalkıp bir şeylerin peşinde koşturayım. Bence oturalım hepimiz. Cemiyet başkanı bir kere bunları konuşmadan önce bütün üyelerini bir davet edip bir istişare yapması lazım. Bu yönetim kuruluyla beraber alabileceği kararlar değil bunlar. Kimin adına deklarasyonu yayınladın sen? Ben katılmıyorum sizin söylediklerinize. Neye istinaden bunu yayınladın? Ben üyesi değil miyim o cemiyetin? Bana sordunuz mu bunu? Sormadınız. Peki cemiyeti şimdi kenara bırakalım. Biz meslektaşlarımıza geri dönelim. Gazetecilere geri dönelim. 31 Mart öncesi çok farklı şeyler yazan arkadaşlarımız bugün çok farklı şeyler yazmaya başladı. Hı hı. Acaba fikir yapıları mı değişti? Gerçekler mi değişti? Yoksa çıkarlar mı değişti? Şimdi sevgili Ersin, orada Express grubunun isim de vereceğim. Yaptığını kabul etmemekle birlikte, yani ya attığı manşetleri kabul etmemekle birlikte Ahmet Akın'a karşı dik bir duruş sergilediler. Doğru mu? Bize göre yanlıştı. Sonuç olarak seçim kazanıldıktan sonra 360 derece dönmedi bu adamlar. Biz diyor ki muhalefetiz, karşınızdayız diyor. Şimdi böyle söyleyen bir adama ne diyebilirsin? Öyle muhalefet yapmayı tercih etmiş. Biz Yücel Yılmaz'la AK Parti zihniyetiyle bir yola çıktık. Cumhuriyet Halk Partisi kazansa da bizim için bir şey değişmedi. Biz muhalefet yapacağız dediler bu saatten sonra. Onları ayrı bir tarafa koyuyorum. Şimdi bu tarafa dönüyorum. 8-10 puanla Yücel Yılmaz'ı önüne çıkaran, kesin Yücel Yılmaz kazanıyor diyen, kamuoyunda algı yaratmaya çalışan arkadaşlar bugün Ahmet Akın güzellemesi yapıyorlar çıkmışlar. Senden benden daha çok Cumhuriyet Halk Partili bu adamlar. Ve manşetler var. Manşetleri ben indirdim o manşetleri. Bende duruyor arşivleri. Dün yazdıklarıyla bugün yazdıkları arasında 360 derece fark var ya. Bu kadar karaktersiz olmaz bir insan. Biraz gururlu olmak lazım. Gazetecilik demek belediyeden bedava otopark almak, 3-5 kuruş para kazanıp onların kontrol altına girmek değil. Bir gazeteci arkadaşımız sohbet esnasında ne dedi? Birisi geldi bana dedi ki benim 60 milyar aylık giderim var. Sen bana 80 milyar verirsen ben seninle çalışırım. Yok ya. Adam senin bütün giderlerini karşılayacak, başına patron yapacak bir de seni. Sen gazeteci olmamışsın ki. Sen git belediye promosyon ürünleri falan sat o zaman. Niye gazetecilik adı altında geziyorsun ki? Ya da seni işe alsınlar belediyeye. Sen gazeteci değilsin. Eğer böyle düşünenler varsa bunların hiçbiri gazeteci değil. Bence bir gazeteci alışveriş yapmayıp da ben bunu nasıl alabilirim diye cebindeki bütçeyi düşünendir, çilekeştir. Gidip her istediğini rahat bir şekilde alabilenin ben gazeteci olduğunu düşünmüyorum. Hani kalkıp laf söyleyecekler sen dünkü çocuksun ne konuşuyorsun burada diye ama önce benim yaşadıklarımı, benim yazdıklarımı bir yazın. Bizim yaptıklarımızı bir yapın. Bir tanesine ben söylemiştim senden mi öğreneceğim gazeteciliği demişti. Bilmiyorsan benden öğrenebilirsin demiştim ben de ona. Hala aynı şeyi söylüyorum. Eğer bilmiyorsanız ben bunu size öğretmeye talip. Şimdi burada cemiyete bir daha geri geleceğim. Hı hı. Cemiyetin galiba farkı ve ayrıcalığının burada ortaya çıkması gerekiyor. Bir eleme, bir değerlendirme ve gerçekten hak ettiğini, hak ettiği değeri verme özelliğiyle birlikte cemiyetin burada bir yol izlemesi gerekiyor. Ama bu yol izlenmiyor. Şimdi Ersin, cemiyetler önemlidir, değerlidir. Bence önce cemiyet başkanı şunu yapmalı. Gidip kendi ticari çıkarlarını bir köşeye bırakacak, oturacak bir gazetecinin geleceği ne olacak Balıkesir'de buna bakmalı. Bununla alakalı istişareler yapmalı kurumlarla. Yani şöyle değerlendirmek lazım. Bir cemiyet başkanı
belediye başkanlarıyla oturup biz cemiyetimizin içerisinde olan şu 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 kişileri gazeteci olarak, topluluk olarak kabul ediyoruz. Siz de buna istinaden edin derse bir problem kalır mı ortada? Kalmaz. Ama cemiyet ne yapıyor? Cemiyetin ne yaptığını söyle. Sen de gazetecisin. Cemiyetin yaptığı bir eylem söyle bana seçimden sonra. Biz bir şey göremedik. Ben bir şey görmüyorum. Sadece ekonomik kaygı görüyorum. Biz bu şekilde bir araya gelebilir miyiz? Ben cemiyet başkanına tekrar çağrıda bulunuyorum. Sağlık olarak da uygun değilsin başkanım. Bence bir an önce istifanı ver. Orayı layıkıyla yönetecek birileri mutlaka çıkacaktır meslektaşlarımız arasında. Sen şu an bu işi götüremiyorsun. Ben seni arayıp bazen bazı konularda şikayette bulunduğumda ben zaten hastayım, ben zaten bilmem neyim diyordun. O zaman kalk oradan. Dönem de değişti. Siz Yücel Yılmaz'la çok yakındınız ya. Senin bence bir etkin kalmadı o zaman. Bunu kendini gizlemeyerek söylüyordun. Övünüyordun da Yücel Yılmaz'a yakın olmakla. Bence sen bir istifanı ver. Bir diğer cemiyet. İnternet gazetecileri cemiyeti. O başlı başına bir felaket zaten. Semra Hanım'ın cemiyetini söylüyorsun değil mi? Evet. Seçim öncesi yine özellikle Hasan Avcı'nın bir programında bir kaos çıkartılmıştı. Hı hı. Kaosun başrolünde Semra Hanım vardı. Biz de o gün tüm gerçekleriyle o haberi yazmıştık. Sevgili Ersin, ben bir kere Semra Hanım'ın cemiyetine üye olan arkadaşlara da sesleneyim buradan. Hasan Avcı'ya yaptıklarıyla alakalı önce bir başkanlığını kınasalardı. O gazetecilik falan değil. Eğer öyle bir gazetecilik varsa yeni bir tür olabilir bu. Yani türünün tek örneği olabilir. Ya Ersin, o tarafa çok gitmek istemiyorum. Ben kendilerini tanımıyorum. Kendilerini bir cemiyet olarak da görmüyorum. Benim bağlı olduğum Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'dir. Ben onunla alakalı burada söylemek istediklerimi de söyledim. Artık bir revizyona ihtiyaç var. Genç arkadaşlarının önünün açılmasına ihtiyacımız var. Bu konuda ben Ramazan Başkanı'nda gereğini yapacağını düşünüyorum. Değerli görüşleriniz için çok teşekkür ediyorum. Son sözlerinizi alabiliriz. Şimdi ben bu söylemlerimiz belediye başkanlarına da buradan cesaret vermesin. Basın Türkiye Cumhuriyeti'nin dördüncü gücüdür. Görmezden gelmemelisiniz basını. Ben sağda solda şunları da duyuyorum. Yeni sistemin ulusal basına daha fazla değer verip yerel basını biraz daha alt planda tutacağıyla alakalı söylemler var dışarıda. Bu hatalara düşmesinler. Yerel basın memleketlerin ileriye, şehirlerin ileriye gitmesi için çok değerlidir. Siz kendi sosyal medyanızda, belediye başkanları için söylüyorum bunu. Hani bir içerik, bir video yayınladığınızda binlerce kişi beğeniyor ya. Onlar sizin zaten taraftarlarınız. Eğer bir yerel basında paylaşılan içeriğinizi mukayese ediyorsanız, hani şunu diyorlar. Biz paylaştık, kendi sayfamızda 1000 kişi beğendi, X gazete paylaştı, 100 kişi beğendi. Aslında sizin kendi sayfanızda beğenen 1000 kişiden ziyade bir gazetede 100 kişinin onun altına eleştirel yorum yazması, beğenmesi ya da beğenmemesi sizin için daha değerli, yol gösterici olur. Çünkü sizin paylaşımlarınızı beğenenler sizden iş, aş, ekmek beklen ve yalakalık yapan kişiler. Gazetelerin sayfasındaki eleştiriler ve beğeniler daha farklıdır. Bunu unutmayın. Ben belediye başkanlarına buradan çağrıda bulunuyorum. Yerel basına sahip çıkılmalı. İşini yapanlara gereken değer verilmeli. İşini yapmayanlar da bir an önce elenmeli. Basın ilan listelerini çekip çarşaf çarşaf onu açıklayacağım, bunu açıklayacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım, bunları bir köşeye bırakın. Ben olayın burasında değilim. Size basın mensubu arkadaşlarımız hangi projelerle geliyorlar? Size neler söylüyorlar? Benim yapacağım şu araştırma, şu içerik, çekeceğim şu video memlekete şu faydayı sağlayacak. Sizin etkinliklerinizi, yaptıklarınızı tanıtma açısından size şunu sağlayacak diyenleri kale alın. Kalkıp bana 100 bin lira vermezsen şunu yazarım, bana bunu yapmazsan şunu yaparım diyenlerden uzak durun. Bunların size katacağı bir fayda yok. Son sözüm de bu olsun.